Hoş geldiniz Mehmet Ali Alabora. Nasılsınız? İyiyiz efendim. Siz nasılsınız inşallah? Hamdü senalar olsun. İyi Bayramınız bayramlar bu arada. bayramınız mübarek olsun. Hepimizin. Şu an Marsilya'dasın galiba dizi çekimi için. Bu daha önce çektiğin dizinin devamı mı? Saatimiz Sağlığına. Daha önce çektiğin dizinin devamı mı? Yeni bir proje mi için yok, yeni Marsilya'da? bir dizi bu. Adını şimdi söyleyemem çünkü bilmiyorum ya. Prodüksiyon şirketi hani böyle şeylerde işte confidentiality dedikleri şeyler oluyor. Daha herhalde şey yapmamıza izin verilmiyor. Şu anda Marsilya'da bir otel odasında bugün ne? Perşembe mi? Cumartesi, pazar, Perşembe, pazartesi, evet. salı. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. 6. günümdeyim. 6 gündür şu koridorun kapısından dışarıya adım atmadım. Burada izole bir şekilde duruyorum. Cumartesi sabah 12'de, öğlen 12'de çıkacağım. Gene Galce mi olacak bu? Hayır, bu İngilizce, yok, Galce değil. İngilizce. Her Aynı zaman şirketin mi? Galce Aynı şirketim yoksa başka bir Yok yok proje ya, bambaşka bir iş bu yani. Hiç bambaşka bir iş. alakası yok. Büyük, çok büyük bir prodüksiyon bu zaten. Ben de bir yıl önceki röportajlarına baktım. Bu röportajı hazırlanırken. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir yıl önceki halinden çok daha iyi gözüküyorsun. Çok daha sağlıklı gözüküyorsun. Demek ki pandemi bana yaramış. Vallahi öyle herhalde. Ben hatta şey diye sormayı düşünmüştüm röportajda. Ya kendini çok mu yorgun hissediyorsun falan diyecektim. Çünkü bir yıl önceki kayıtlarında böyle bayağı yorgun gözüküyordun. Belki de o güne aitti tabii. Yok yani son 6 ayda tabii, daha doğrusu son bir senede bir sürü şeyler geçirdim. Sadece pandemiyle ilgili değil. Ama bu son 2-3 aydır biraz daha enerjim galiba yükseldi. Onunla da ilgili olabilir diye tahmin ediyorum. Peki. Şimdi aslında çok anlattığım, belki de biraz da sıkıldığım bir şeyden başlamak istiyorum. Sen aslında Türkiye'den, sana dava açılmadan önce ayrıldın. Aslında herkes şöyle zannediyor, dava açıldıktan sonra ayrıldın diyor. Ama sanırım arada bir 3-4 sene var. Öyle değil Daha mi? bile fazla galiba. Dava herhalde 2019'da mı açıldı? Öyle bir şey oldu. Arada demek ki 6 sene var. 6 sene. Peki o sırada yurt dışına sen diğer röportajlarında şunu anlatıyorsun. Aslında sadece seyahat için gitmiştim. Sonra yerleşmeye karar verdim diye anlatıyorsun. Orada yerleşmeye karar vermeni sağlayan şey ne oldu o sırada? Yani ben Türkiye'de artık nefes alabilecek, kendim için nefes alabilecek bir alan olmadığını hissettiğim için, aynı zamanda da güvenliğimden korku duymaya başladığım için, yani Türkiye'de bana bir alan olduğunu düşünmediğim için, başka bir yerde var olmak için başka bir yere de yaşamaya başladım. Fakat şu da ilginç değil mi? Normalde göçmenler, ben de bir göçmen olarak söylüyorum. Daha çok büyük kentleri tercih ederken, örneğin sen İngiltere'de, Londra'da yaşayabilirdin ama Galler'i tercih ettin. Ya bu biraz tesadüf oldu. Bir sürü şeyin sonucunda olmuş olan bir karardı. Böyle çok da hani şey yapılmış, çok uzun uzun düşünülmüş bir karar değildi. Ama orada bence daha önemli olan neden Galler'e gittiğimden ziyade neden Galler'de kaldığım olabilir. Galler artık benim için öyle bir yer ki, şöyle bir şey söyleyebilirim. Bunu da çok net olarak söyleyebilirim. Ben Galler'de kendimi hiçbir zaman yabancı gibi hissetmedim. Yani bir yabancı ya da dışarılıklı biri gibi hissetmedim. Hiç göçmen gibi bile hissetmedim. Bu Galler'in kendi yapısından da kaynaklanıyor, insanından da kaynaklanıyor, sanat camiasından da kaynaklanıyor. Dolayısıyla hani Galler'e gidebilirdim de ondan sonra başka bir yerde yaşamayı, yani yine Londra'da yaşamayı tercih edebilirdim ki Londra'da çok fazla arkadaşım var. Hatta bazı arkadaşlarım da sürekli baskı yapıyorlar. Ne işin var orada, gel burada yaşa falan diye. Ama artık benim Galler'de bir hayatım var, bir işim var, bir kendime ait bir çevrem var. Dolayısıyla Galler'e niye gittiğimden ziyade aslında niye kaldığım benim için daha önemli hale geldi artık. Onun da nedenleri dediğim gibi. Ya bana aynı şey sorulduğunda şey demiştim ben. Bir süre sonra ben Buenos Aires'e geldikten 4 sene sonra çok geri dönmek için bir sebep bulamadım. Kalmak için de bir sebep bulamadım. Fakat dedim ki yani madem ki buraya geldim burada kalayım dedim. Bendeki duygu öyleydi mesela. Bendeki duygu tamamen, yani ben ya bir hayatım oldu Galler'de, yani benim Galler'de bir hayatım var, arkadaşlarım var, işim var, kendime ait bir işim var. Oyunculuğun dışında söylüyorum bunu. Ondan sonra bir çevrem var. Yani dolayısıyla
Hiç öyle bir, yani benim için ev yani. Evet, sen şöyle diyorsun, hani geri dönme rahat olsa, yani tekrar Türkiye'ye girebilsem bile ben iki yerde yaşamayı tercih ederim bu saatten sonra diyorsun. Ben de aynı düşünceliyim. Onun için seni çok iyi anlıyorum. E yani bir yerde 8 yıl yaşadıktan sonra öyle orada da bir hayat gelişimde mesela. Hı. Geçenlerde biri soruyordu, neredeydi hatırlamıyorum. Yine bir röportajda sordular. Hani yarın gitmek mümkün olsa gidemem ki zaten. Ya şu anda zaten gidemem. 4 hafta, 5 hafta çekimim var burada yani. Ondan sonra Cardiff'e dönüp yapmam gereken işler var. Hani ha deyince gidemem yani artık. Çünkü artık bir hayat kuruyorsun burada hani. Bir de aslında kim olursan ol, tekrar kendi ülkene dönmek, yeniden sıfırdan başlamak gibi aslında bir yandan da. Yani tabii yani sonuçta, şimdi bak bu göçmenlikle ilgili çok temel bir mevzu şimdi. Türkiye'de ben bir şey gözlemliyorum dışarıdan Türkiye ile ilgili. Suriyelilerle ilgili özellikle ve Suriyelilere karşı olan nefreti de ayrıca gerçekten anlamakta çok zorlanıyorum. Yani nasıl Suriyelilere yani bu insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldılar bir savaş sonucunda. Siz nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsunuz onu da anlamıyorum. Onlar olanlar için söylüyorum. Ve bu tepeden bakan, ya ırkçılık yaptıklarının farkında değil. Ya ırkçılık yapıyorlar aslında yani. Neyse. Ama şunu söylemek istiyorum. O gelen Suriyelilerden bazıları geri dönmeyecekler. Yani yanı başlarında olsa bile Suriye, ki hani şöyle düşünülüyor bazen değil mi? Yani Suriye şurası işte diye düşünüyor belki Türkiye'deki insanlar. Ama şimdi bir Suriyeli insan gelmişse oraya, atıyorum 8 sene, 9 sene geçirmişse, artık bir iş açtıysa, bir yerde çalışıyorsa, hayatını idame ettiriyorsa, Suriye'ye dönmek onun için artık eve dönmek olmuyor ki. Yani burada bir hayat kurmuş çünkü. Dolayısıyla biraz göç öyle bir şey. Ama zaten göçtür bu şekillendiren bütün bizim coğrafyayı, zaten bizim doğduğumuz coğrafyayı zaten şekillendiren göç. Eğer 10 tane Türkiye'li ile bir masada oturursanız muhtemelen 8'i göçmendi yani. Hani 100 yıl önce aynı yerde olmuş olan çok az insan olur yani. Dolayısıyla zaten hayatımızı göç şekillendirmiş. Bir kere göçtükten sonra da, yani belli bir zaman geçtikten sonra da oradaki hayatı dönüp de bırakıp eskiye gitmek çok da mümkün olmuyor açıkçası. Ben son bir yılda senden yapılmış röportajlarda 3 tane ortak soru buldum. 3 ayrı kişi de hemen hemen aynı cümlelerle soruyorlar bunu. Bunu da ben burada yaşadığım zaman bana çok sorulmuş sorulardı. Çok klişe sorular. Özlüyor musun ülkeni? Gündemi takip ediyor musun? Dönecek misin? Evet. Bu özlüyor musun lafı bana çok can acıtıcı bir lafmış gibi geliyor. Yani senin orada bir yaran var, ben de ona dokunuyormuş gibi geliyor. Bendeki hissiyat öyle. İlk 5 yıl bana çok sordular. İnsan niye kendi vatanını özlemesi? Saçma sapan bir şey. Gündemi takip etme kısmı da çok tuhaf geliyor. Çünkü zaten artık internet kullanan herkes oturup gazete okumasına gerek yok. Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da zaten gündemdeki haberleri görüyorsun yani. İstesen de istemesen de görüyorsun. Sana sürekli bu sorulmasından rahatsız mısın sen mesela? Ben çok rahatsızım. Ben değilim çünkü öyle bir benim... Ben Türkiye'de yaşamıyorum. Yani kafamın içinde Türkiye'de yaşamadığım için benim için evet tabii ki Türkiye'de doğdum. Türkçe benim ana dilim. Türkiye'nin kültürü ve o coğrafyanın kültürü en iyi bildiğim kültürlerden bir tanesi. Ama ben kafamın içinde orayla yaşamıyorum. Dolayısıyla da benim için özlemek biraz daha farklı bir şey oluyor. Yani yani ben kafamın içinde bir gün Türkiye'ye döneceğim ve tekrardan eski hayatımı yaşayacağım gibi yaşamadığım için belki de öyle bir özlem duygusuyla yanım tutuşmuyorum. Evet, arada bir aklıma gelen şeyler oluyor. Arada bir... Yok, sormaya çalıştığım şey şuydu. Ben yurt dışında yaşayan insanlara klişe şeklinde bu tür sorular sormuş olmasını... Ya insanlar şunu merak ediyorlar tabii. Onu soranlar genelde burada yaşamayan insanlar olmuş oluyorlar. Hı. Ve onlar da kendi durdukları yerden bakıyorlar tabii. Yani onlar için çünkü başka bir ülkede yaşamak o sırada bir olabilecek bir şey gibi görünmüyor. Ya da hiç bilmedikleri bir tecrübe gibi görünüyor. Dolayısıyla da kendi durdukları yerden bakarak böyle bir soru soruyorlar. Bu kadar insan aynı soruyu soruyorsa demek ki merak ediyorlar insanlar bu soruyu. Ya da aslında belki de kendileriyle ilgili bir şey duymak istiyorlar. Belki de biraz öyle. Belki de hani kendileriyle ilgili bir şey duymak istiyorlar ve hani
ya yine de Türkiye gibisi yok demeni bekliyorlar belki de, bilmiyorum. Bir de tabii şunu da unutmamak lazım. Bazı sorular ve cevaplar o kadar klişe olmuş ki artık. Ülkenizi özlüyor musunuz? Çok özlüyorum. Arada bir dalıyorum, gidiyorum falan. Buna ters bir şey söylediğin zaman da çok... Ya şimdi açıkça söyleyeyim. Bazen çok da o kadar net de cevap veremiyorsun yani. Tamam mı? Hani bir sürü şeyi kafanın içinde tartmaya başlıyorsun. Çünkü klişe cevap şeyde vardır bu. Bu klişe cevaplar şeyde çok var. Nasıl? Set nasıl geçti? Film şeyinde, sektöründe vardı. Çok eğlendik. Biz o kadar eğlendik ki seyircinin de eğleneceğini düşünüyoruz. İşte biz aile olduk falan gibi. Aynı soruları ve cevapları dünyada da, bak Türkiye'de de bir sürü insan tekrar ediyor. O kadar alışılmış ki bunlar artık. Dolayısıyla da senin sorduğun soruya şöyle bir cevap verebilirim. Bu bir alışkanlık. Yani bu sorular sorulur. Ona karşı da bu cevaplar verilir. Ben de genelde o cevapları vermeyince de insanlar böyle bir bazen şaşırıyorlar ya. Yani. Hatta bazen şey diyenler olmuş bazı röportajların. Abi ne diyorsun ya, dolandırmadan söyle, ne demek istiyorsun falan gibi. Hani daha çok bizim taraftan düşmanca olanları söylemek istemiyorum. E kardeşim yani sen de beni anla yani. Ben her şeyi dümdüz söyleyemem yani. Çünkü söyleyeceğim şeylerin uzanacağı bin tane insan var. Yani o kadar da değil yani. Hani anlatabiliyor muyum? Şeffaf olma, %100 şeffaf olamadığını da anlatmak lazım aslında. İnsan bazen kendisine de şeffaf olamıyor ya, biraz da onunla alakalı bir şey. Bir de o günkü duygu durumunu, o sırada yaşadıkların pek çok duygunu değiştirebiliyor. Ben kişisel olarak özlüyorum mesela Türkiye'yi ama tam senin söylediklerin gibi benim için. Yani bu saatten sonra hayatımı silip tekrar oradan Türkiye'ye dönüp bir hayat yaşamak gibi niyetim yok ama iki ülke arasında yaşamak belki de daha sağlıklı sonuç olabilir. Senin şöyle bir farkın var ve onu çok merak ediyorum. Sen çok ünlü bir adamdın. Ve bir gün yurt dışına gittin ve bambaşka bir hayat yaşamaya başladın. Ve ünlülük gömleğinden sıyrılmış bir şekilde gittin. Seni tanımıyor çünkü. Bu sende olumlu ya da olumsuz ne gibi bir şey yarattı? Buna da çok cevap verdim. Hep aynı cevap veriyorum. Öyle mi? Vallahi hiç ihtiyacım yok. Kusura bakma. Şöyle bir cevap bu da benim için. Şimdi insanlar çoğu zaman şunu söylerler. Ben bir daha dünyaya gelsem şöyle söylerler. Evet doğru, sen de böyle cevapladın. Doğru. Yani işte geldin dünyaya, ne istiyorsan yap yani. Şimdi evet şöyle bir durum var. Birçok insan bunu yaşıyor, bak bunu şey yapıyorum. Ben burada bir hiçim. Şeyi, duygusunu çok yaşıyor insanlar. Ben bunu duyuyorum yani. İnsanlarla konuştuğum zaman da duyuyorum. Dedikodu olarak da duyuyorum. İnsanların kendisini bazen direkt söyledikleri, bazen de çaktırmadan söyledikleri şeklinde duyuyorum. Ben ise şöyle bakıyorum abi, ne güzel işte, hiçsin. Hadi bir daha yap. Ne istiyorsan. Gerçekten bu kadar rahat mı davrandın? Vallahi yani, ben o kadar. Ben 8 saat, bizim orada otobüs var Cardiff'ten, Londra'ya gidiyorum. Gittim 8 saat, en az 5 kere uyduruk reklam auditionlarına gittim. Hiçbirini alamadım. IKEA'nın reklamı, Coca-Cola'nın reklamı, onun reklamı, bunun reklamı, hiçbirini alamadım. Ama 3,5 saat, 4 saat otobüse gittim. 4 saatte geri döndüm. Ne yapayım abi? Survive edeceksin. Ayakta kalacaksın yani. Hani dolayısıyla... Genel olarak hayatta böyle pozitif misin yoksa bu konuda mı öyle olmayı tercih ediyorsun? Ben pozitifim. Ben çok çabuk alışırım. Ben hemen adapte olurum. Bak sana bir şey söyleyeyim. Asker anısı anlatmayı sevmem ama. Yani askerliği de sevmem. Ama askerliğim 6 ay yaptım zaten. 5,5. ayıydı. Hatta 6. ayına girmiştik yani. Ben hala yemekhanede çıkan yemeği yiyordum. Çocuklardan biri dedi ki, abi dedi, sen de dedi, ne adammışsın dedi be abi. Git de bir dedi, bizim şeyde ye. Orada da hani artık bir süre sonra çocuklar yemekhanedeki yemekleri yemiyorlardı. Orada lahmacun fırını vardı. Oradan pide lahmacun yaptırıyordum. Ben hala gidip onu şey yiyordum yani. Yemekhanedeki yemeği yiyordum. Alışırım. Ben hemen adapte olurum abi. Dolayısıyla yani koşullara da adapte olurum. Buraya geldik mi? Bu odada mıyız 7 gün? Bitti. Ben buraya adapte olurum. Hemen burayı düzenimi kurarım. Burada 2 tane ofis yönetiyorum. Ofislerimi, bilgisayarımı buraya koyarım. 12 saat, bazen bazı günler 12 saat çalışıyorum burada. Bak, düzenimi de kurarım. Ondan sonra kitaplarımı dizerim, elbiselerimi dizerim ve alışırım yani. Burayı da benim, hemen benim yaparım. Yani dolayısıyla bu benim karakterimle ilgili bir şey olabilir, bilmiyorum. Ama gerçekten samimi olarak söylüyorum, böyle yaşıyorum. Bazı insanlar daha çabuk adapte oluyor. Ben mesela daha zor adapte olanlardanım. Yani mouse'un yerini değiştirsen bilgisayarın, ben kafam karışır yani, yapamam mesela. O herkese göre değişiyor tabii. Yani ben şöyle, benim kendi bir düzenim vardır. O düzeni kurarım hemen. Yani çok da düzenli biriyimdir bu arada. Böyle evimdeki şeyleri falan görsem, bir de şimdi şeye taktım. Marie Kondo diye bir kadın var, Japon. Onun katlamasıyla katlıyorum her şeyi, çok mutluyum.
Süper. Peki şimdi benim aslında hep merak ettiğim soru ne biliyor musun? O da şu, sen çok ünlüler arasında doğup büyümüş birisin. Betül abla yani annen ünlü bir tiyatro oyuncusu. Baban öyle. Babanın kuzeni Derya Alabora öyle. İşte babanın dayısı Selahattin Pınar keza öyle. Sen kendini sanatçı olarak ifade ederken bütün bunlar bir yandan da senin için bir zorlayıcı bir şey oldu mu? Bu kadar başarılı ve ünlü insanlar arasında olmak seni daha nasıl diyeceğimi bilemedim ama daha fazla çalışmanı gerektirdiğini hissettiğin, daha zorladığı zamanlar oldu mu? Yok, böyle düşünmedim hiç, bilmiyorum yani. Hani yani benim için çok doğal oldu her şey gibi söyleyebilirim. Yani hani bu çevrenin içindeydim, bu çevrenin içinde de çalışmaya devam ettim. Ama hani ya işte ben bunları geçmem lazım falan filan gibi bir şey hissetmedim hiç. Bir de benim bambaşka bir hayatım oldu yani. Evet, bazı yönleriyle anneme babama benzeyen tarafları var tabii ama hani bir sürü başka yönelimim de oldu. Ama dediğim gibi bazılarına hayranlık duydum. Yani ya bir Selahattin Pınar hayranıyım mesela. Yani hani benim tabii tanımadım Selahattin Pınar'ı. Ben doğmadan 17 yıl evvel ölmüş ama hani onun akrabam olduğu için değil yani. Hakikaten hayranıyım yani. Hani dolayısıyla bir zenginlik oldu benim için. Bir şey gibi, bir rekabet değil, bir zenginlik oldu, öyle diyebilirim. Rekabetten çok biraz da bazı herkes için değil tabii böyle ama bazı ünlü insanların çocukları aslında çok zor hayatlar yaşıyorlar. Yani kendilerini bulabilmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri hep ha evet o onun oğlu ya da onun kardeşi ya gibi yüklemlerle yaşıyorlar hayatlarını ve gayri ihtiyari belki kendi kendilerine bir şekilde evet kendimi ispatlamayın durumuna düşüyorlar. Ama işte orada şöyle bir fark olabilir, onu bilmiyorum. Benim annemle babam ikisi de tanınmış insanlar ama star değiller. Evet. Starların çocukları ayrı bir, yani star demek illa televizyon yıldızı olmak da değil. Nazım Hikmet de star yani. Hani o kadar ya, öyle bir starın çocuğu olmak tabii başka bir etki yaratmış, yaratabilir insanlarda. Onu bilmiyorum. Yani benim annemle Evet, babam çok güzel oranda tanınıyorlardı. Anlatabiliyor muyum? evet. Yani güzel, sağlıklı bir anlamda tanınıyorlardı. Hani star değillerdi, iyi ki. İyi ki değillermiş bir yandan da Gerçekten öyle. Çünkü starlık çok pis bir şey ya. Yani mutlu star çok az tanıdım yani. Öyle söyleyebilirim size. bir de beri yandan şöyle bir şey var. Starsan o starlığını çok uzun yıllar sürdüremeyebiliyorsun. Biliyorsun. Ya Ama işte tanınan aslında biriysen, evet. tanınan ve popüler birisindir. Onu 30 yılda sürdürebilirsin, 50 yılda sürdürebilirsin. Ya starlık çok şizofrenik bir şey yani. Starlık çok tuhaf bir şey. Yani starlığın içinden sağlıklı çıkmak kolay iş değil. Ama ben aynı zamanda seni çok ayrıcalıklı hissediyorum. Çünkü mesela atıyorum babanın en yakın arkadaşlarından biri Müjdat Gezer. Böyle bir çevrede büyüdün. Bunun senin hayatına çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki yani sonuçta her şey hayatına katkısı var. Yani benim için en büyük katkılarından bir tanesi şuydu, hani bazen şey diyorlar, işte siz çok genç şöhret oldunuz da işte bilmem ne oldu mu falan filan diyorlar. Oradaki en önemli temel noktalardan bir tanesi şu, hakikaten şöhret olmak çok pis bir şeydi, söyleyeyim yani. Hiç öyle, hatta geçen çok güzel bir alıntı şey yaptım. Keşke tam öğrensem şunu, ezberleyeyim. Dire Straits'in solisti, Dire Straits var ya, meşhur grup ya, Sultans of Swing bilmem. Adam yok yani, var mı bir yerde adam? Hani bugün sen Dire Straits'in solistini görsen, bugün 60 küsur yaşında adam, tanımazsın yani. Hani adam şey demiş, şöhret hakkında iyi bir şey söyleyecek olan varsa dinlemek isterim diyor. Çok güzel laf. Çok sevdim ben onu. Dolayısıyla şöhret adamı yamultur ya. Hani zor iş. Kadını da adamı da zor bir şeydir şöhret, tamam mı? Bence ya. Yani. Benim böyle bir çevrede büyümüş olmamın hani bana şöyle bir katkısı olmuş olabilir. Benim kendime uzaktan bakarak gözlemlediğim bir şey. Ben şöhret olduğum zaman çevre değiştirmedim.
Bir sürü insan şöhret olduğu zaman değil mi, yeni birileriyle tanışıyor. Ben tanışmadım ki. Tanıdığım abilerim, ablalarım, meslektaşlarım oldular. Hani yeni birileriyle tanışmadım yani. Hani dolayısıyla öyle bir katkısı oldu. Onun dışında tabii ki kültürel olarak, ya ben mesela bazen öyle anekdotlar anlatırım ki kendi doğumumdan 50 sene öncesinin anekdotlarını anlatırım. Hani şehir tiyatrosunda oyun oynamıştım bir sezon. Çünkü ben şehir tiyatrosunda doğdum büyüdüm. Şehir tiyatrolu değilim ama evet, şehir tiyatrolu sayılırım yani. Abla şehir tiyatrosu böyle, evet. Ben de öyle tanışıyorum zaten annemle. Ama hayır yani şehir tiyatrolu sayılırım yani. O kadar orada doğdum büyüdüm ki. Orada mesela kuliste 20 yıldır tiyatroda olmayanların bilmediği anekdotları anlatıyordum. Yani bazılarını ben çocukken görmüştüm ya da bazılarını daha önce de duymuştum yani. Hani tabii ki böyle bir zenginlik katıyor. Halil Sezai de Armağan Çağan'la yaptığı röportajda şey diyor. Yani ünlü olmak bir meslek değil ki. Yarın tanınmayan biri olmaktan ne için korkuyorsun? Yani, ama galiba biraz gittikçe son yıllarda, son 20 yıldır yeni oyuncular için ya da yeni solistler için böyle bir dünya yaratıyorlar. Ünün bir meslek olduğu ve mesleği sürdürülebilmesi için holding kariyerleri kurması gerektiği üzerinde. Yani şöyle bir şey söyleyeyim tabii. Bu da bir business yani. Bunu da yönetmek lazım. Ve bence ünlü olan insanların destek almaları lazım. Yani böyle bir hakikaten ne bileyim ajanslar mı kurarlar, ne yaparlar falan, ama hakikaten hem psikolojik hem maddi hem manevi böyle bir destek alması lazım. Çünkü çok saçma bir şey. Yani hiçbir manası yok ünlü olmanın. Yani şöyle manası yok. Yani bir formülü de yok, bir nedeni de yok ve sizin yeteneklerinizle falan alakalı da değil. Yani her zaman yeteneğinle alakalı değil. Onu veriyorsun bazen. Dolayısıyla bence orada hakikaten destek mekanizmasına ihtiyaç var. Sen aynı zamanda galiba bir röportajda denk geldin. Bir oyun sergiledin değil mi? Hem Galce hem galiba Kürtçe var içinde. Evet, ben Kürtçe. Hayır, ben sahneye koydum. Yönetmen evet. Olarak. İngiltere'de mi oldu bu, Galler'de mi? Galler'de. Bütün Galler'i turne yaptım. Yaptık. Şimdi bu pandemiden ötürü ara verildi herhalde. Yok, o oyun bitti zaten. Şimdi bitti. Britanya'da tiyatro şöyledir. Oyunu çıkarırsanız bir ay, oynarsanız bir ay daha biter oyun. Türkiye'deki gibi hani bir oyunu çıkardın, bir sezon oyna, iki sezon oyna diye bir şey yoktur Britanya'da. Oyunlar bir ay prova yapılır, bir ayda oynar biter ondan sonra. Peki sen kendini oyuncu olarak mı daha, yani sana mesleğin, seni tanımayan bir mesleğin nedir dediğinde ben oyuncu muyum demeyi tercih edersin, yönetmenim demeyi tercih edersin? Ben bugünlerde ikisini de diyorum. Ama bugünlerde kreatif direktör de demek zorunda kalıyorum. Bir ajansım var çünkü. Kreatif direktörler kusuruma bakmasınlar. Bu yaştan sonra bu ünvanı da kendi kendime aldım yani. Hani kimse bana vermedi ama ne yapayım yani. Çünkü ajansım var. Ajansın da kreatif direktör oluyorsun. Kusura bakmayın. Aslında ben de o konuya gelmek istiyordum. Bu bütün kreatif direktörlerden, öncelikle bütün kreatif direktörlerden özür diliyorum. Yani ama dediğim gibi yani yerine göre değişiyor ne diyeceğim. Tabii ki ama hani oyunculuk benim en iyi bildiğim, yani en iyi bildiğim şey mi? En iyi yani en çok yaptığım şey. Anlatabiliyor muyum? Hani burada olmamın nedeni şimdi oyuncu olmuş oldum. Dolayısıyla en iyi bildiğin şey aslında. Yani çok iyi olmak anlamında değil o çok iyi bildiğin şey kavramı. Evet, yani, çok pratik ettiğin için daha iyi bildiğin, kendini daha ifade ettiğin. Evet yani öyle bir şey. Sonuçta hani ayrıca da oyunculuk mesleği de evrensel bir meslekmiş. Onu da görmüş oldum yani. Ben hani nereye gidersen yapabiliyorsun ve aynı iş sonuçta. Berberlik gibi yani. Hani, evet evet, hatta yani dile o kadar hakim olup olmaman da bazen. Bazen o kadar önemli değil. Berberlik meslek. Yani aslında oyunculuğun hakikaten, daha da şöyle bir şey oldu. Benim çok yakın bir arkadaşım Boğaziçi işletme mezunuydu, ticaret mezunuydu. İlk geldiğim zamanlarda işte ben audition'a gidiyorum, onu yapıyorum, konuşuyoruz onunla. Şey dedi bana. O da böyle iş adamı yani. Adamın şirketi var, bilmem nesi var. Dedi ki oğlum dedi, senin mesleğin var da bizimki gibi değil ki dedi yani. Böyle bir düşündüm, tamam mı? Hani ben de çünkü oyunculuk mesleğiyle dalga geçeriz yani. Hani doğru düzgün bir mesleğimiz olsaydı keşke falan filan diye. Fakat orada şuna aydım. Hakikaten bizimki meslekmiş lan dedim kendi kendime. Yani çünkü onunki bir meslek değil. Yani antreprenörlük diye ya da iş adamlığı diye bir meslek yok ki yani. Hani git oraya da gidip kendin bir şey yapman lazım. Yani hani gidip bir yerde çalışamazsın.
Eğer iş adamıysan. Ben geldim merhaba iş adamıyım diye bir şey yok. Parayı, para getirmen lazım değil mi? Bir şey bulman lazım, bir şey yapman lazım. Ama bizimki öyle değil ki. Geliyorsun, oyunculuk üzerinde söylüyorum. Aynı iş. Sete gidiyorsun, aynı set. Bir şey yok yani. Lafını ezberleyeceksin. Kameranın karşısına geçeceksin. Lafını söyleyeceksin. Karakteri oynayacaksın. Set odana geleceksin. Bu kadar basit yani. Dolayısıyla orada hani hakikaten şeyi bayağı mesleğimiz varmış ya gibi bir hisse kapılmıştım yıllar sonra. Ben buraya ilk geldiğim zamanlar o zaman da İspan Hocam harika değildi. Şimdi de harika değil. Bir tiyatro yönetmeni arkadaşım neden tiyatrolara başvurmadığımı oyunculuk için, neden kast ajanslarına gitmediğini söyledi. Fakat ben meseleyi çok ciddiye aldığım için şey dedim ya, benim İspanyol hocam çok kötü dedim. Yani hani bir de ben ağzımı açtığım an bir yabancı olduğum anlaşılıyor. E tamam işte dedi. Hayatta bunlar da lazım. Git işte dedi. Yani hakikaten de biraz da öyle. Bu ajanstan biraz bahseder misin? Sen diğer röportajlarında kısmen bahsettin başlık olarak ama. Ajansımızın adı We Are Buck. Web sitemiz wearebuck.com. wearebuck.com. Bir kreatif ajansız biz. Kampanyalar yapıyoruz, filmler yapıyoruz, fikirler geliştiriyoruz. Kimi zaman bazı politik kampanyalar yapıyoruz, kimi zaman markalara yardım ediyoruz. Filmler dediğin reklam filmleri mi? Bazı yani evet yani reklam filmi, tanıtım filmi oluyor, reklam filmi oluyor, kampanya oluyor, branding yapıyoruz. Bildiğiniz bir kreatif ajansın yapabileceği, her şeyi yapabilecek çok yetenekli gençler ve çok yetenekli insanlar var kadromuzda. Geçenlerde bir toplantı yaptık. Birimiz New York'taydı, iki kişi Cardiff'teydi, bir kişi Londra'daydı, iki kişi İstanbul'daydı, ben de Marsilya'daydım. Yani böyle bir ekibiz. Ekibin her dünyanın her yerinde insanlar var ekipte. Çalışıyoruz her gün. Ofisteyiz yani. Bir sanal ofisimiz ya var. Bizim anladığımız aslında kreatif ajans dediğin, aslında bizim anladığımız reklam ajansı gibi çalışıyor. Evet yani, bir reklam ajansıyız diyebilirsin ama tabii ki kampanya yaptın. Yani evet yani hani bilinen adıyla reklam ajansı. Aynı zamanda meyhane sahibi olmuşsun. Kutlarım. O da apayrı bir iş. O da ikinci yani o da ikinci şirket. O da Gathering. Meyhane diye başladık. Online meyhane diye başladık. Şimdi kendi yazılımımız var. Dünyada hiçbir yazılımın yapamadığı bir şey yapıyor yazılımımız. O da 50 kişi bir arada aynı odada, aynı online odanın içinde olurlarken İnsanlar masalarda kendi özel sohbetlerini yapmaya devam edebiliyorlar. Sonra da masadan masaya gezebiliyorlar istedikleri gibi. Eğer bir anons yapılacaksa da, diyelim ki biz şimdi seninle böyle konuşuyoruz, altlı üstlüyüz ya, aynı bunun olduğunu düşün ama yan tarafta 50 kişi daha olduğunu ve onların da bu muhabbeti dinlediklerini, arada da laf atabildiklerini düşün. Bir düğmeye bastığın zaman da herkesin kendi masasına gittiğini, masalarında kendi muhabbetlerini yapmaya devam ettiğini, bizim de o sırada onları video olarak görmeye devam ettiğimizi düşün. Evet evet ben onu duyunca dedim ki aklın yolu bir dedikleri ya da ortak akıl dedikleri şey bu. Ben de burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yani o zaman tabii pandemi falan da yoktu. Sahne üzerinde bildiğiniz bir meyhane masası kurup iki tane de çalgıcı ama normalde insanlar ne yaparlar meyhanede? Bir İstanbul meyhanesinde nasıl otururlar, müziğe nasıl eşlik ederler diye bir şov yapmak istiyordum. Senin projeni duyunca dedim ki ortak akıl dedikleri herhalde böyle bir şey olsa gerek. İnsanlar para verip sonuçta geliyorlar oraya. Hakikaten kendileri işte rakı sofralarını kurup mu geliyorlar? Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Hala ücretsiz. Çünkü hala beta versiyondayız. Ama insanlar sağ olsunlar bahşiş bırakıyorlar geldikten sonra. Bahşişlerde bizim ekibimizin ya da işte masraflarımızın karşılanmasına yardımcı oluyor. Yeni Rakı sağ olsun uzun zamandır bizimle birlikte bir sürü etkinlikte birlikte oluyoruz Yeni Rakı'yla. Şöyle oluyor, rezervasyon yaptırıyorsun. Gathering.life'a gidersen artık sistemimiz, kendi sistemimiz olduğu için bir masaya rezervasyon yaptırıyorsun. Hala ücretsiz. Yakında ücretli olacak ama hala ücretsiz. Bir masaya rezervasyon yaptırıyorsun. Günü geldiği zaman, cumartesi günü güzelce meyhaneye geliyorsun. Ondan sonra 4 saat, 3,5, 4 saat hep beraber eğleniyoruz. Sen kendi masanda, kendi arkadaşlarınla oturup kendi muhabbetini ediyorsun. Arada hep beraber konuştuğumuzda oluyor. Biz de bütün masalara tek tek uğruyoruz Tan'la birlikte. Süpermiş. Çok eğlenceli ya. Ben geleyim bir gün en iyisi. Bekleriz. Biz Vakti Kainat diye bir şey yapıyoruz. Vakti Kainat'ı yaptığımız zaman dünyanın her yerinden, her kıtadan bir masa oluyor mutlaka. Güney Amerika'dan da masa oluyor. Bugüne kadar Sao Paulo'dan, Uruguay'dan,
Ondan sonra Buenos Aires'ten de biri katıldı galiba bir gün ya. Bu bütün buralardan insanlar Olabilir. katıldı. Aynı anda Avustralya'da da bir masa oluyor mesela. Sen orada saat 1'de içerken Avustralya'daki sabah 2'de içiyor. Tabii canım, bizim bir senden 5 saat fark var aramızda. Türkiye ile 6 saat fark var. Evet. Aşağı yukarı öyle. Allah'tan burada rakı var. Yani ne derler? Orijinal rakı değil, Arap rakısı ama var yani. Eyvallah. Şimdi oraya rakı gelecek. Uruguay'da bir tane restoran sahibi var. O bütün Güney Amerika'ya rakı distribüsyonu yapmak için çalışıyor şu an. Çok akıllıca bir şey yapar. Çünkü bilinir rakı. Bir de Kolombiyalılar ve Venezuelalılar da bizim gibi rakının bir türünü içerler. Çok daha hafif tabii, bizimki gibi değil. Ve onların o geleneksel içkisi. Derler. Ve onların geleneksel içkisi zaten içiyorlar. Biz, arada ben Kolombiyalı, Venezuelalı arkadaşlarım içtim. Bu Marsilya'nın da en meşhur içkisi pastis. O da işte meşhur bir anasonla içecek. Evet evet, o Marsilya'nın mı Fransa'nın genelinin mi onu bilemiyorum. Çünkü bana bir Fransız arkadaşım sen rakıyı çok özlemişsindir deyip onu getirdi. Ya pastis bütün Fransa'da içilir ama Marsilya, özel olarak Marsilya'nın içkisi. Ha öyle mi? Evet. Ben de yani tam anlamadım. Ben zannettim ki Fransa'daki özel bir likör diye algıladım ama özellikle Marsilya olarak algılamış. Peki bütün bu olanlardan sonra yani bir gün kendi kendine şunu dedin mi? Belki de daha yumuşak şeyler söyleseydim ya da daha farklı şeyler söyleseydim. Bugün bunlarla yargılanmazdım. Biraz da kırgınım ya da pişmanım dediğin oldu mu hiç? Yok yani. Ben ne söyledim ki zaten ya? Ne söyledim de, ne söylemiş olabilirim de müebbetle yargılanayım ya? Aslında zaten söylemedin. Yaptığın için oldu. Gezi eylemlerine katıldığın için. Ve ben gerçekten merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun kendi adına? Bir sürü insan senin söylediklerine benzer şeyler söylediler. Bir sürü insan gezi eylemlerine katıldı. Neden sen hedef seçildin? Allah bunun cevabını bilsem zaten çok daha rahat edebilirim yani. Hiçbir fikrim yok. Bunun cevabını yani, bilen biri varsa da bir gün bana açıklarsa çok mutlu olurum. Çünkü senin söylediklerine yakın, senin gibi gezi eylemlerine katılmış pek çok sanatçı var. Bunların hiçbiri neredeyse, bazıları hariç. Ya da dava açılanlar bile böyle ağır cezalı talepleriyle yargılanmadı. Evet. Galiba o şöyle bir şey değil mi? Arada tombola'dan birini seçiyorlar ve onu hedef gösteriyorlar ve onun üzerinden diğerlerini korkutuyorlar. Tombola'dan da sen çıktın galiba. Vallahi bilmiyorum, tombola'dan mı çıktım, başka yerden mi çıktım ama dediğim gibi yani bunun cevabını bilen biri tombola'yı varsa... Tombola'yı tabii ki mecaz anlamında söylüyorum tombola'yı. Evet evet, yani hakikaten bir cevabım. Çünkü çok o kadar absürt ki buna bir cevabım yok. Bilmiyorum. Müebbet hapiste yargılandığını duyduğun zaman ne hissettin? Yani o kadar sonra oldu ki bu, artık o kadar alışmış ve bir taraftan kanıksamış oluyorsun ki zaten. Yani hani ya ben en çok bütün bunların içinde şu anda benim için Osman abinin durumu beni çok üzüyor. Yani Osman Kavala. Yani, evet yani bir adam 4 yıldır içeride tutuluyor ve hakikaten yani İddianameyi okusanız bu iddianamenin yazılmış olmasına suç olması gerekir. Yani öyle zaten. Ve bir adamı gerçekten hani Türkiye'deki birçok şeye çok katkısı olmuş bir adamı, herkese bir şekilde değmiş bir adamı 4 yıldır içeride yok yere tutuyorlar. Ben kendime değil yani Osman abi en çok onu düşünüyorum. Evet ama şu da tuhaf değil mi? Mesela şu sana açılan davalar gibi bir sürü dava açıldı. Ama hiçbirinde müebbet hapis gibi, ağırlaştırılmış müebbet hapis gibi cezalar istenmedi. 5 yıl, 10 yıl. Burada bir daha da tuhaf bir durum var o anlamda da. Yani bir sürü manasız açılmış dava var. Sayın Kavala örneğinde olduğu gibi de. Ama burada en ağır ceza isteniyor. Evet. Yani o muhtemelen Gezi ile alakalı yani. Gezi'den o kadar korkuyorlar ki ona en ağır cezayı vermek istiyorlar. Anlamıyorlar da ne olduğunu. Dolayısıyla da hakikaten yani bir şey söyleyemediğim için yani söylemekten çekindiğim için değil. Söyleyemediğim evet, için söyleyemiyorum. Yani çünkü hakikaten ne diyeyim yani, anlatabiliyor muyum? Bunu zaten öyle bir iddianame ki bu iddianame sizi
savunmak için savunmasız bırakıyor. Hukukta zaten bunun bir kavramı varmış. Sağ olsunlar, güzel bir makalede okudum ben de. Bu bizim iddianame üzerinden yazılmış bir makale. Kanguru sözleş, kanguru iddianame deniyor buna. Ve seni savunmasız bırakıyor. Yani seni savunabilmen için savunmasız bırakıyor. Onun için birçok hukuk sisteminde böyle bir şey hazırlamak bile yasak yani. Daha doğrusu bu hukukun kendi kuralları için de hazırlanamaz bir şey oluyor. Ama tabii Türkiye'de artık o şey kaybedildiği için, o taban, o rasyonel kaybedilmiş olduğu için yiyecek bir şey olmuyor. Peki daha güzel şeylerden bahsedelim. Eğer bu pandemiden kurtulursak var mı yeni projelerin bu ajans dışında? Bir taraftan yazılım bütün hızıyla devam ediyor. Yani ajans, yazılım, ondan sonra bunlar benim baya baya bütün günümü alıyorlar. Yani şu anda zaten bütün hayatım bu iki işle geçiyor diyebilirim yani. Yok yani şu bağlamasını atıyorum. Başka bir dizi projen olabilir, başka bir oyun projen olabilir. Onu o anlamda soruyorum. Vallahi bilmiyorum yani. Bu bir normale döndükten sonra biz nazım işte memleketinde insan manzaralarını yaptık. Evet. Ve turne yapacaktık. Bu turne dünyanın her yerinde Melbourne'den Toronto'ya kadar, hatta Vancouver'a kadar gidecektik yani. Ama ne oldu? Demek benim kafam orada karıştı. Ben diğer oyunlar memleketinden insan manzaralarını karıştırdım. Siz aslında memleketinden insan manzaralarına başlayacaktınız. Ona başlayamadım. Başladık. 5-6 oyunla oynadım. Sonra durduk. Ama unuttum. Yani çünkü bir seneyi geçti yani. 1,5 sene oldu. Ne olur, nasıl olur? O aralığı bulabilir miyiz? Tekrar oyun çıkarabilir miyiz? Bilmiyorum yani. Ama önce her şeyin gerçekten bir normale dönmesi lazım. Çünkü bizim gibi kendi imkanlarıyla tiyatro yapıp gişeden kazandığı parayla oyunu döndürmeye çalışan insanlar için hakikaten tünelin ucundaki ışığı net olarak görmediğimiz müddetçe bizim oyun yapmamız mümkün değil. Yani. Oyun İngilizce, Türkçe miydi? Türkçeydi abi. Sen İngilizce. Tamamen Türkçe. Yok, İngilizce evet. Değil yani. Benim kafamda öyle bir şey kalmıştı o yüzden. Peki, evet, biraz kafa karıştırıcı olabiliyor çünkü. Bir Türkçe oynuyorum, bir İngilizce oynuyorum, bir Galce oynuyorum. Bir de benim hafızam çok iyiydi, kusura bakma. Peki annenle babanla karşı karşıya oynadın mı? Oynadım tabii canım. Dizilerde oynadım. Karamelek'te oynadık babamla. Kaç, çok panikledin mi ya orada babam oynayınca? Annenle ya da babanla oynarken. Yoksa rahat mı? Ya bir tane sahne vardı. Çok komiktir Karamelek'te. Babam böyle benim boynumu tutmuştu. Ben damadını oynuyordum. Bana böyle bağırıyor. Ben gülmekten oynayamamıştım bu sahneyi. Çok komik geliyor. Babam bana bağırıyor hani. Onun kayıtlı şeyini bulursan Karamelek'in bir bölümlerinde gülüyorum orada yani. Kayıtta da güldüğüm belli oluyor. Yani şey yapıyorum hani, gülmüyormuş gibi yapıyorum ama gülüyorum yani bayağı. Annemle de oynadık. Annemle de hem ana oğul oynadık şeyde, Yedi Kocalı Hürmüz'de, hem de bir dizide karşılıklı oynadık. Canım Kocacığım diye bir dizide. Senin babanla çok daha yakın ilişkin varmış gibi duruyor. Daha arkadaş gibiymişsiniz gibi gözüküyor. Annemle de öyledir yani. Annemle de çok yakınımdır. İkisiyle de gayet yakınımdır yani. Annemle de ama çok yakınız. Çok yakınızdır yani. Çocukluğumdan beri öyleydi hep. Ben çok yıllar evvel, hatırlamıyorum şimdi ne kadar oldu, 20 sene falan olmuştu herhalde, bir programda babanla ilgili anılarını anlatıyordu. Orada şey sezinledim ben, çok fazla arkadaş gibisiniz gibi sezinledim. Yani bir dönemi yani, çok fazla. Baba oğul ilişkiniz yok da sanki daha arkadaş gibisiniz gibi. Ya yani bir dönemi çok fazla birlikte geçirdik tabii. Daha sonra hani biraz daha az, ister istemez yani hani... daha az vakit geçirdik ama bir dönemi gerçekten hani ergenlik sonrası ilk gençliğimin çok fazla geçirdiğim zaman oldu babamla. Peki Mehmet Ali, çok teşekkür ederim. Ben bu görüşmeyi özellikle daha söyleşi havasında yaptım. Sohbet ediyormuş gibi olsun istedim. Yani benim tipik yaptığım röportajlar dışında olsun istedim. Çok mutlu olduk seni gördüğümüzde. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Ümit ederim tekrar hem Türkiye'de hem dünyanın çeşitli yerlerinde seni sahnede seyretme şansımız olur. Senin son olarak söylemek istediğin bir şey varsa senin sözlerine kapatalım. Siz ne diyordunuz ya teşekküre? Gracias. Bir anda gitti kafamdan ya. Son söylemek istediğimiz gracias. Gracias. Biz çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz Mircan. Çok teşekkürler. Sağ ol. Çok keyifli bir muhabbet oldu. Ben teşekkür ederim.